TV Kayseri ekranlarına hoş geldiniz. Ben Aytürlü Bidinlioğlu, Öztürk Human'ın dünyasıyla karşınızdayız. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Kanseri konuşacağız, meme kanserini konuşacağız. Günümüzde oldukça da artan bir kanser oranı meme kanseri. Ve Ekim ayında farkındalık ayı, meme kanseriyle ilgili kendimize dikkat etmemiz gereken süreçlerin içerisindeyiz. Kaygılardan, stresten dolayı da. Bu noktada da kendimizi hangi süreçte kontrol etmeliyiz? Nasıl kontroller yapmalıyız? Gerçekten kendi bedenimizi tanıyor muyuz? Biz kadınlar ne zaman sinyali vücudumuzda duyup gelmeliyiz? Bugün değerli hocamla birlikte bunları konuşacağız. Radyoloji uzmanı Ufuk Taşar hocamla meme biyopsisini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Teşekkürler, bizler deyiz. Doğru ifade edebildim mi değerli hocam? Çünkü aslında kadınlar hep kendimizi ihmal ediyoruz değil mi? Sonra bakarız, sonra kontrol ederiz. İşte evde, çocuktu, işti, aileydi derken bir tık kendimizi unuttuğumuz süreçler oluyor. Ve sonra bir baktığımızda mememizde bizi rahatsız eden sıkıntılar ortaya çıktığında eyvah diyoruz. Evet maalesef. Bizler özellikle bu meme kanseri farkındalık haftası boyunca bu konuya eğilmek istiyoruz. Kadınlarımızın öncelikle elle kendi kendini muayenelerini ayda en az bir defa olmak şartıyla yapmalarını istiyoruz. Eğer bilmiyorlarsa bunu bir an önce öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Hiçbir şikayetleri olmasa dahi yılda en az bir defa meme muayenesi için doktorlarını ziyaret etmelerini bekliyoruz. Peki değerli hocam, burada belli bir yaş var mı? 20 yaşından sonra, evet. 30 yaşından sonra ya da 40 yaşından sonra daha sıklıkla kontrol etmeli gibi bir yaş oranı var mıdır? Evet. Elle meme muayenesi için bir yaş oranı yok. Bu her yaşta elle meme muayenesini kişilerin kendi kendine yapabiliyor olması lazım. Ama 40 yaşından sonra tabii ki meme kanserlerinin görülme oranı çok arttığı için daha dikkatli olunması gereken yaş grupları bunlar. 40 yaşından sonra özellikle hastalarımızın yılda en az bir defa mamografi tetkiki için hastanemizi ziyaret etmesini istiyoruz. Mamografi sonucunda eğer gerekli gördüğümüz takdirde hastayı biz zaten meme ultrasonuna yönlendiriyoruz. Meme ultrasonu sonucuna göre hastaya ayrıntılı bir şekilde raporunu eline veriyoruz. Bundan sonra da iyi ya da kötü olarak hastamızı yönlendirmiş oluyoruz. Evet, hakikaten zorlu bir süreç, evet, başlıyor aslında bakarsanız. Şimdi elle kontrolünde 10 kadının 8'i ne yazık ki hala bilemeyebiliyor nasıl, evet, muayene yapacağı ile ilgili. Evet. Buraya geldiğinde sizler bu konuda gösteriyor musunuz nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir muayenenin, evet, anlatımı var mıdır değerli hocam? Tabii hastanemize gelen her hastaya önce kendimiz elle meme muayenesini yaptıktan sonra bu meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiğini hastaya bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Hasta için önemli olan şu, hasta o sırada bizden öğrendiği şekliyle meme muayenesini yaptığı zaman eline bir ay sonra farklı bir hissiyat geldiğinde hiç vakit kaybetmeden bize geri gelmesini talep ediyoruz. Aslında oradaki süt bezelerini her şeyi tanıdığı için ve, evet, bir ayda bir yaptığı için farklı bir bezeyi hissettiğinde size hemen erken teşhisle gelebiliyor, evet, o zaman. Hemen bize gelmesini bekliyoruz. Biz de önce muayenesinden sonra hastanın gerekli tetkikleri planlıyoruz. Bunları hızlı bir şekilde yapıp hastaya ayrıntılı bir şekilde cevap vermek istiyoruz. Evet değerli hocam, burada tabii ulaşım çok önemli, evet, ama böyle baktığımız zaman kırsal kesimde köylerimizdeki ablalarımız, teyzelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz maalesef bu işlemi yapamayabiliyor veya, evet, geç kalabiliyor. Orada da isterseniz şunu söyleyelim mi? Mutlaka sizinle temasa geçtiklerinde sosyal medyalardan da, YouTube sayfalarınızdan da, bizlerin sayesinde de bunları detaylı bilgilendiriyorsunuz değil mi? Evet tabii, biz hastalarımızı hem sosyal medya hesaplarımızdan hem kişisel Instagram hesaplarımızdan farkındalık yaratmak adı altında sürekli bilgilendirmeler de yapıyoruz. Özellikle hastanemize gelen hastalara bu konuda ayrıntılı bir şekilde bilgi verdikten sonra gelemeyen olursa eğer çevrelerinde, evet, bu şekilde iletmelerini de rica ediyoruz. Peki o meme kontrolünde özel dönemlerinden sonraki 2-3 gün içerisinde mi yapılmalı? Bir, var mıdır öyle bir? Evet. Özel durumlarında kanamaları bittikten sonra hastaların birkaç gün geçtikten sonra bu muayeneleri yapmalarını istiyoruz. Çünkü bu dönemde kanama dönemlerine bağlı meme dokusunda bazı değişiklikler olabiliyor. Yani normalde
olduğu şeklinden daha farklı ellerine bazı hissiyatlar gelebiliyor hastaların. Ya da ağrılar, şişkinlikler, evet. Bezeler olabiliyor. Bu dönemi geçtikten sonra muayene etmesini, kendini bu şekilde muayene etmesini istiyoruz. Ha, bu dediğim gibi bu dönemde eline farklı bir kitle, farklı bir yumruğu geldiği anda da vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmesini istiyoruz hastalarımız. Evet, değerli hocam, biyopsi dedik. Biyopsi, evet, nedir? Önce onunla başlayalım isterseniz. Biyopsi şöyle, genel manada biyopsi vücudun herhangi bir yerinden, meme ise meme ya da başka bir organdan parça alma işleminin genel adıdır biyopsi. Özellikle biz meme ile alakalı şöyle söyleyeyim. Memede çok sık kullandığımız bir yöntemdir. Tabii çeşitleri de var biyopsinin. Bunu kararını da biz veriyoruz. Hangi iğneyle, hangi şekilde yapılacağına. Biyopsideki önemli olan konu şu, tespit ettiğimiz kitlenin iyi ya da kötü huylu olmasının ayrımını biz bu yöntemle teşhis ediyoruz. Aldığımız parçayı patoloji uzmanına gönderiyoruz uygun bir şekilde, uygun kaplarda. Patoloji uzmanı mikroskop altında bu kitlelerden aldığımız parçaları inceleyerek kitlenin ne olduğunu bize detaylı bir raporla gönderiyor. Biz de bundan sonraki süreçte iyi huyluysa takibi alarak hastamızı belli aralıklarla kontrollerine çağırıyoruz. Kötü huyluysa tabii uygun tedavi için genel cerrahi, onkoloji gibi bölümlerle konsültasyon haline geçiyoruz. Evet, yapılma sebebi mutlaka iyi ya da kötü huylu olduğunu anlamak için mi değerli hocam, yoksa farklı nedenlerle de yapılabilir mi? Şöyle, farklı nedenlerden şöyle yapılabilir. Bazı özellikle emzirme çağındaki kadınlarda memelerinde mastit dediğimiz enfeksiyon bulguları da olabiliyor. Maalesef hastalar bu dönemde biraz bu mastit bulgularını ihmal ediyorlar ve bize apseyle başvurabiliyorlar. Biyopsiye çok benzer bir şekilde, benzer iğneler kullanarak biz ultrason eşliğinde hastaya sadece lokal bir anestezi vererek bu biyopsileri, bu apseleri iğnelerle, aynı benzer iğnelerle boşaltabiliyoruz. Sadece kanser ya da kanser dışı değil, bu şekilde enfeksiyonu tedavi etme amacıyla da biz bunu kullanabiliyoruz. Evet, biraz önce dediniz ki çeşitleri var, değişkenlik, evet, gösteriyor dediniz. İsterseniz çeşitlerinden de bahseder misiniz? Şöyle, biz temelde biyopsileri ikiye ayırırız. Eksizyonel ya da insizyonel biyopsiler. Eksizyonel, herkesin bildiği cerrahi yöntemle kitlenin ya da şüpheli alanın tamamen çıkarılması işlemidir. Tabii bu bir ameliyattır. Yani hastanın genel anestezi altında yapılması gereken bir işlemdir. Ama bizim temelde kullandığımız, hasta içinde, hasta konforu içinde çok daha iyi olan insizyonel biyopsileri elimizden geldiği kadar tercih etmek istiyoruz. İnsizyonel biyopsilerde ikiye ayırıyoruz yine temelde. İnce iğne aspirasyon biyopsileri ve kalın iğnelerle yaptığımız turkat biyopsiler. Bunların arasındaki temel fark sadece iğnenin boyutu ve kalınlığı. Bunun kararını da biz veriyoruz. Karar vermemizdeki de temel etkenler de kitlenin görünüm özellikleri. Ultrasonla görünebilir olması, ultrasonla nasıl göründüğü, mamografide nasıl göründüğü, bunları kombine bir şekilde hepsini birlikte değerlendirip hangi biyopsiyi tercih edeceğimize bu şekilde karar veriyoruz. Peki değerli hocam, biyopsi öncesinde ne tür hazırlıklar yapmalıyız? Bizler hasta olarak geldiğimiz zaman bize ne öneriyorsunuz öncesinde? Hastayla öncelikle bizim ayrıntılı bir şekilde konuşmamız, hastadan iyi bir anamnez almamız gerekir. Hastanın öncesinde kronik bir hastalığı var mı? Sürekli kullandığı ilaçları var mı? Mesela kan sulandırıcı kullanıyor olabilir hasta. Kan sulandırıcısını 3 gün önceden kesmemiz gerekebilir işlem sırasında kanama olmaması açısından. Teo durması için, evet. Hastanın o gün üstlerine rahat kıyafetler giymesini istiyoruz. O bölgeye parfüm, deodorant gibi yabancı maddelerin sürmemesini talep ediyoruz. Tabii işlem sırasında biz o bölgeyi dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Dezenfekte ettikten sonra işlem başlıyoruz. Ama tabii bu gibi hazırlıklarımız illaki olması gerekiyor. Peki değerli hocam, şimdi parfüm ya da farklı kimyasal ürünler sıkılmamalı dediniz. Hı-hı. Normalde de sıkılmamalı değil mi değerli hocam? Çünkü ister istemez bir zararı vücudumuza, evet, var. Mümkün olduğunca bunu cildimizin üzerine direkt sıkmamamız gerekiyor. Yani hem dermatolojik problemler açısından, evet, hem de daha derindeki meme dokusu açısından
uygun olmadığını düşünüyoruz. Evet, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta kullandığımız iş çamaşırlarının kimyasalına kadar dikkat etmek gerekiyor. Bunda böyle bir minik hatırlatma yapalım. Özellikle yeni büyüyen genç kızlarımız için kullandıkları iş çamaşırlarına dikkat ederlerse seviniriz. Peki işlem ne kadar uzun sürüyor değerli hocam? İşlem tabii işleme göre değişmekle birlikte ortalama 10-15 dakika arasında sürüyor. O kadar kısa. Evet, çok kısa sürüyor işlem. İşlemi biz zaten insizyonel biyopside lokal anesteziyle yapıyoruz. Lokal anestezik maddeyi verdikten sonra hasta herhangi bir ağrı da duymuyor. İşlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmiyor. Yeterli parçaları aldıktan sonra 10-15 dakika içerisinde işlemi sonlandırabiliyoruz. Peki işlemden sonra hasta hemen taburcu oluyor mu yoksa biraz dinlenmesi gerekiyor mu? Biz 2 saat kadar gözlemlemek istiyoruz hastayı. Çünkü biyopsi sonrasında biyopsi bölgesinde lokal kanamalar olabiliyor. Bazen bu tür kanamaları bizim takip etmemiz gerekebiliyor. Maksimum 2 saat kadar hastanemizde misafir ediyoruz hastayı. 2 saat sonra küçük bir bandajla hastayı evine gönderebiliyoruz. Peki 2 saat sonrasında hayatına kaldığı yerden devam ediyor mu? Eviyle, işiyle ilgilenebiliyor mu? O gün dinlenmesini talep ediyoruz hastadan. Ama ertesi gün bandajı çıkarıp duşunu alabilir, kaldığı yerden hayatına istediği şekilde devam edebilir. Peki zararı var mı değerli hocam meme biyopsisinin? Halk arasında şöyle, kitlelere biyopsi yapılırsa yayılır gibi böyle bir maalesef yanlış bir inanç var. Yaptığımız biyopsinin iyi ya da kötü huylu olsun, hiçbir kansere, hiçbir kitleye yayılma riskini artırmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, yani halk arasında çünkü şimdi gelen sorular da aynı. Bir korku var biyopsisinin zararlı olduğu ile ilgili ama özellikle iğne biyopsisinde herhangi bir zararın söz konusu. Hayır, insizyonel hiçbir biyopside, kalın iğne olsun, ince iğne olsun hiçbir zararı yok. Ağrılı bir işlem midir değerli hocam? Yani ağrılı bir işlem değil çünkü biz bunu çok ince iğneler kullanarak önce uyuşturuyoruz o bölgeyi. Lokal anestezi altında yapıyoruz. Hasta herhangi bir ağrı duymuyor işlem sırasında. Hatta bazı hastalar ilk uyuşturmak için kullandığımız ince iğneden bile rahatsız olabiliyorlar. Biz böyle durumlarda cilt yüzeyini yüzeyel sprey uyuşturucularla uyuşturup lokal anestezik maddeyi ondan sonra yapıyoruz. Böyle olunca hasta hemen hemen hiçbir şey hissetmiyor. Evet, dediniz ki biraz önce iğne, ince iğne ve kalın iğne. Evet. Farklılıkları nedir ve hangi durumlarda tercih ediyorsunuz? Biz bunu tabii temel olarak yaptığımız tetkikler sonucunda karar verebiliyoruz. Örneğin hastanın mamografisinde bir kitle gördük. Hastayı ultrasona aldık. Ultrasonda bu kitlenin kistik, yani içerisinde sıvı ile dolu bir kitle olduğunu tespit ettik. Bu kitleden biyopsi kararı verdiğimiz zaman öncelikle ince iğneleri tercih ediyoruz. İnce iğnelerle kist içeriğini boşaltıp bunu uygun şekilde patoloji laboratuvarlarına gönderip incelemeye alıyoruz. Ama eğer kitlenin içerisi sıvı dolu değilse ya da sıvı ile dolu olsa dahi kalın bir duvarı, kalın bir cidarı varsa bu tür lezyonlarda biz öncelikle kalın iğneleri kullanıyoruz. Kalın iğnelere yani kalın iğneler temel olarak biyopsi tabancalarını kullanıyoruz aslında. Kalın iğne derken biz bunu kastediyoruz. Biyopsi tabancalarıyla tabancanın kullandığımız iğnesinin kalınlığı boyunca 2 santimlik bir parçayı oradan koparıp uygun şekilde patoloji laboratuvarına gönderiyoruz. Kalın iğne biyopsileri ince iğne biyopsilerine göre bu tür lezyonlarda çok daha hızlı, çok daha iyi, çok daha net sonuçlar verebiliyor. Bu yüzden kitlenin şekline, görünüm özelliklerine göre bir karara varıp ona göre ince ya da kalın tercih yapıyoruz. Evet değerli hocam, biraz önce dediniz ki hastaya işlem uyguladıktan 2 saat sonra gönderiyoruz. Evet. Çünkü herhangi riskler olabilir. Evet. İsterseniz riskleri bize sayar mısınız? Olası riskler ne olabilir? Başta da bahsettiğim gibi öncelikle en temel risk kanama olabilir. O bölgede girdiğimiz zaman tabii ki meme dokusunda çok ciddi bir vasküler, yani damarsal bir ağ yok. Ama yine de küçük bir damar orada kanayabilir ya da kitlenin kendisi kanayabilir aldığımız parça aldığımız kitlenin kendisi kanayabilir. Bunun için hastayı bekletiyoruz. Uygun, eğer kanaması devam ediyorsa uygun şekilde komprese ederek kanamayı çoğu zaman durdurabiliyoruz. Ama bu komplikasyon çok nadir. Yani benim başıma enfeksiyon hiç gelmedi. Enfeksiyon kapma ihtimali olabilir mi değerli hocam? Bazı kitlelerde enfeksiyonla beraber olan kitleler de var. Yani kitlenin arkasında enfeksiyon da olabiliyor aynı zamanda. Biz bu kitleden biyopsi aldığımız zaman ister istemez tabii ki o enfeksiyonun içerisinden geçmek zorunda kalabiliyoruz. Geçtiğimiz hat boyunca bu enfeksiyonu yayabiliyoruz.
Bu gibi nedenlerden dolayı hastayı hem 2 saat içerisinde hem de daha uzun dönemli takibe aldığımız durumlar da olabiliyor. Bunun dışında cildinde hassasiyet olan bazı hastalarımız olabiliyor. Lokal anesteziye karşı özellikle bölgesel ya da sistemik şekilde o bölgede kızarıklık ya da lokal bir alerji şeklinde lokal anesteziye karşı böyle reaksiyonlar gelişebiliyor hastalarda. Bunun dışında ciddi bir komplikasyonumuz yok. Bu saydık komplikasyonlar zaten çok nadir karşılaşıyoruz. Ben bugüne kadar birkaç tane ancak gördüm. Genelde komplikasyonsuz, sağlıklı bir şekilde hastasını evine gönderiyoruz. Evet değerli hocam, o zaman şöyle baktığımız zaman iğne biyopsisi önerilmesi gerekiyor değil mi? Çünkü diğer işlem eğer çıkan o kitlede iyi huyluysa boşuna bir cerrahide müdahale görmüş evet. oluyoruz. Temelde istediğimiz bu zaten. İnsizyonel biyopsi ile hastanın kitlesine isim koyabilmek. Evet. Eğer iyi huyluysa hasta genel anestezi almaktan, ameliyat olmaktan kurtuluyor. Hastayı belki de çok basit bir şekilde 6 aylık, yıllık kontrollerle takip edebiliyoruz biyopsi sonucuna göre. Benzer şekilde bazen ultrasonda ve mamografide kitlenin kötü huylu, yüksek olasılıkla kötü huylu olduğunu da görebiliyoruz biz bunun. Peki kötü huylu bu kitle neden biyopsi yapıyoruz? Böyle bir soru da akla gelebilir. Patolojik tanıyı koymamız gerekiyor. Yani biyopsi sadece iyi huylu mu kötü huylu mu değil. Kötü huylu tamam, evet biz kötü huylu olduğunu ultrason sonucuna göre de anlayabiliyoruz. Ama kötü huylu derken kanserin biliyorsunuz hani kanser meme kanseri bir çeşit değil. Evet. Birçok çeşidi var. Hangi çeşidi olduğunu bu biyopsi sonucuna göre karar verip uygun tedavi hangisi ise ona yönlendiriyoruz. Hangi evrede olduğunu da tabii, tespit edebiliyor muyuz? Hangi hocam? Evrede olduğunu da tespit edebiliyoruz. Ne kadar yayıldığını da kısmen tespit edebiliyoruz. Ya da bazı kitlelerde öncesinde, ameliyat öncesinde radyoterapi ya da kemoterapi alması gerekebiliyor. Bazı agresif tümörler, bazı agresif tipli tümörler olabiliyor. Bunlarda öncesinde, ameliyat öncesinde bir hazırlık yapılması gerekebiliyor. Biyopsinin bize bu açıdan da faydaları oluyor. Peki değerli hocam, biyopsi yaptırdıktan sonra beslenmemiz nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Evet birkaç gün dinleneceğiz ama burada beslenmemizi yoracak, zorlayacak gıdalardan uzak mı durmalıyız? Şöyle öncesi ve sonrası olarak ayırabiliriz. Evet. Öncesinde ameliyat, normal cerrahi ameliyat gibi biz bir açlık istemiyoruz. Hatta hastanın hafif tok olması daha uygun olacağını düşünüyoruz. İşlem sonrasında takip ettiğimiz sadece 2 saat içerisinde hastaya bir şey yedirip içirmemeye gayret ediyoruz. Sonrasında hasta ağır olmamak kaydıyla o günü normal bir şekilde beslenerek devam edebileceğini söylüyoruz. Evet, ağır eşya kaldırmaktan ve kendini yıpratmaktan tabii, da uzak durması. Tabii o gün dinlenmesi gerekiyor. Yani o gün yatıp uzanıp dinlenmesi gerekiyor. Yani, evet, peki kaç gün sonra iyileşir hastamız? Biyopsi sonrasında ertesi gün, yani 24 saat sonra biyopsiyi yaptıktan tam 24 saat sonra normal hayatına devam edebilir. Yani 24 saat sonra normal rutin günlük işlerini yaptığı zaman bir komplikasyon beklemiyoruz hastadan. Evet, şimdi baktığımız zaman hastalar işlemi yaptırdıktan sonra psikolojik olarak sonuçları bekleyene kadar çok zorlanıyor. Evet. Burada siz yine telkinlerde bulunuyor musunuz değerli hocam? Biz işlem öncesinde, işlem sırasında ve işlem sonrasında hastaya gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Hastaya iyi huylu olduğumuz ama ancak kontrol için aldığımız biyopsilerde özellikle bu kitlenin büyük olasılıkla iyi huylu çıkacağını, ancak bizim bunu kontrol altında tutabilmemiz için, ismini koyabilmemiz için bu biyopsiyi aldığımızı, kötü çıksa bile erken teşhis sayesinde çok hızlı bir şekilde günümüz tedavileri sayesinde bu hastalığı atlatabileceğini sürekli telkin ediyoruz. Peki değerli hocam, şimdi halk arasında eğer sertse, oradaki rahatsız eden kitle sert sıvıysa evet. alınmaz, sertse alınır diye konuşmalar var. Burada böyle bir ayrım yapılabiliyor mu? Bu ayrımı hastaların kendisinin yapmasını beklemiyoruz açıkçası. Yani hastada özellikle başta da bahsettiğimiz gibi elle kendi kendine muayeneyi, hasta kendi kendine elle meme muayenesini öğrenecek, bunu yapacak. Ama eline gelen kitlenin karakterizasyonunu, yani iyi huylu mu, kötü huylu mu olup olmayacağını kararını bize bırakmasını tercih ederiz. Çünkü hasta bunun ayrımını yapamayabilir. Tabii süt bezesi mi, yağ bezesi evet, mi? Evet, bunu ayırt edemeyebilir hasta. Yani kitlenin hareketli olması tabii ki bir iyi huylu olduğunun bir göstergesidir. Ama bunu hastanın bu ayrımı yapmasını açıkçası beklemiyoruz, istemiyoruz da. Orada şimdi yine kulaktan
dolma bilgiler, sosyal medyadaki kirli bilgiler, evet, işte ben geçirdim şöyle oldu, böyle oldu diyenlerle hastaların aslında psikolojisi oldukça yıpranmış size geliyorlardır değerli hocam. Orada bir kitleyi görünce, çünkü ben de o evreden geçtim. Evet. Hani böyle 50 muayenede bir kitle geldiğini inanılmaz korkarak gelmiştim doktora, eyvah diye. Evet. Sonrasında süt bezelerinin yoğun olduğunu, evet, anladık. İşte burada ne yapmamız gerekiyor değerli hocam? Şimdi bizi izleyen sevgili hanımlar eminim ki 50 muayenede ellerine bir sürü kitle geliyordur. Bu kitlenin, evet, farklı olduğunu nasıl anlayacak? Tabii temelde şöyle ayırabilirler. Kitle eğer hareketliyse, yani meme dokusunun içerisinde hareket ediyorsa, kitlenin kıvamı yumuşaksa, yani çok taş gibi sert bir kitle değilse, daha rahat bir şekilde en azından kontrollerine gelmelerini öneriyorum. Ama eğer kitle sert, yapışık, yani cilde fikse şekildeyse, bunun için mutlaka bir an önce vakit kaybetmeden doktorlarını ziyaret etmelerini istiyoruz. Yine de dediğim gibi meme muayenesi sırasında, kendi kendine elle meme muayenesi sırasında farklı gördükleri herhangi bir şey için, şüphelendikleri herhangi bir hissiyat için bizi ziyaret etmelerini istiyoruz hastalara. Ağrı o gösterir mi hocam kendini? Ağrı şöyle, bu kitleler ağrılı da ağrısız da olabilir. Ağrı temelde bir ayrım kriteri değildir bizim için. Kitlenin yerleşim yerine göre ağrılı ya da ağrısız olabilir. Yani iyi huylu bir kitle ciddi ağrılarla bize gelebiliyor. Kötü huylu kitlelerde de benzer şekilde ağrı olabiliyor. Ya da hiç ağrısı olmadan kötü huylu kitle teşhisi koyabiliyoruz. Daha sinsi denir değil mi değerli hocam? Yani genelde, hani genel konuşmak gerekirse, evet, şöyle, iyi huylu kitlelerde genelde ağrı olur. Kötü huylu kitlelerde, evet, genelde ağrı olmaz gibi bir şey vardır. Tabii bir inanış vardır. Bu kısmen de doğrudur aslında. Ama dediğim gibi yani bu temelde bir temel bir ayrım değildir bizim için. Evet, tabii bu kadar da önemli. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz değerli hocam. İsterseniz tekrar izleyicilerimiz, özellikle kadın izleyicilerimizde böyle bir madde madde dikkat etmesi, evet, gerekenleri söyleyelim mi? Olur. Temelde benim en çok önemsediğim şey elle meme muayenesi. Bunu kendileri ayda en az bir olmak kaydıyla. Ya değerli hocam, burada da sözünüzü bağlı kestim. Banyoda işte daha, evet, sabunla kontrol edilmesi, evet, evet, gerektiğini söyleyenler var. Evet. Yatakta işte elini daha arkaya atarak kontrol edilmesi gerektiğini, hı, söyleyenler var. Hangisi daha doğru bir işlem? Şöyle, hasta kendini nasıl daha rahat ediyorsa aslında ikisini de kullanabilir. Yani yatarak da yapabilir, ayakta da yapabilir ama mümkünse hep aynı pozisyonda, aynı şekilde yapsın. Mesela, yani her ay yaptığı kontrolü, evet, aynı. Yani banyoda yapıyorsa banyoda yapmaya devam etsin. Çünkü yattığı zaman meme dokusunun yeri değişebiliyor. Evet, değişiyor. Yani hasta göğsünde bir kitle var diye bize gelebiliyor. Ama aslında o kendi meme dokusu sadece yer değişikliğinden öyle hissediyor. Ben özellikle 40 yaşın üzerindeki hastalar için şunu söyleyeyim. Meme kanseri gerçekten artık günümüzde çok sık görülüyor. Yani eskiden görüldüğü zaman şaşırılan meme kanseri şu an artık şaşırılmayacak düzeyde, neredeyse çok sık görülen hastalıklar kadar sık görmeye başladık. Özellikle 40 yaşın üzerinde yılda bir defa en az meme muayenesine gelmelerini istiyoruz hastaların. Yılda bir defa mamografi tetkiklerini mutlaka yapmaları gerekiyor. Meme muayenesi sırasında şüpheli bir durum olduğunda vakit kaybetmeden doktorlarını ziyaret etmelerini istiyoruz hastaların. Hiçbir şikayeti de olmayabilir hastanın. 40 yaşın altında da olabilir. Tabii bu hastalar hiç gelmesinler mi, hiç hastaneye uğramasınlar mı? Tabii bunlar da yılda en az bir olmak kaydıyla mutlaka doktorlara meme muayenesi için randevularını oluştursunlar. Mamografi tetkikinden sonra biz genelde ultrasonla da hastaları görmek istiyoruz. Mamografi çektirmeyen hastaları da yine benzer şekilde 40 yaşın altında mamografiyle mutlaka görmek istiyoruz. Yılda en az bir defa meme ultrasonuna girmelerini istiyoruz hastalarımızın. Peki genetik midir değerli hocam? Eğer öyküsünde annesinde, anneannesinde, teyzesinde varsa daha mı dikkatli olmalı hasta? O bir yılı beklemeli mi mutlaka, yoksa daha kısa aralıklarla mı gelmeli? Şöyle, tabii hasta geldiğinde biz bunun ayrıntılı anamnezini alıyoruz ama eğer hastanın özellikle anne tarafında, annesinde, kız kardeşinde, teyzesinde meme kanseri öyküsü varsa bu hastalar diğer topluma göre yüksek riskli grubuna giriyor. Ve bu hastaların yıllık muayenesi değil de 6 aylık muayenesini istiyoruz özellikle. Bu hastaları tabii biz, bize geldikleri zaman ultrasonda da benzer şekilde muayene sıklıklarını artırıyoruz. Normalde iyi huylu dediğimiz
yıllık takibin yeterli olabileceği bazı kitleler oluyor. Ama bu şekilde öykü veren hastalarda, annesinde, kız kardeşinde, anne tarafında ya da meme kanseri olanlarda biz 6 aya düşürüyoruz randevu aralıklarını. Hastalara da daha sıkı telkinlerde bulunuyoruz kendisini muayene etmesi yönünde. Tabii hastalar arasında böyle farklar olmak zorunda. Evet, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Ekim ayı içerisinde, farkındalık ayında mutlaka kendimizi kontrol edip ve aylık muayenelerimizi, yıllık muayenelerimizi yaptırmamız gerekiyor. Ve Hüme Hastanesi kadın hastalıkları noktasında da dal branş hastanesi ve burada gelip gerçekten gerekli özen göstererek tüm işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz. Ben de yılda bir gelip tüm işlemleri yaptıran bir kadınım. O yüzden de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ihmal edildiğinde de aslında geç kalındığında da çok da sıkıntılı bir evre giriyor, değil mi değerli hocam? Evet, maalesef öyle. Meme kanserlerini erken dönemde yakaladığımız zaman hasta çok küçük, çok kısa tedavilerle normal hayatına devam edebiliyor. Ama geç evrede yakalanan meme kanserlerinde maalesef durum çok kötü oluyor. Öncesinde ağır cerrahi işlemlerden sonra radyoterapi, kemoterapi gibi ağır tedaviler alarak hayatına devam etmek zorunda kalıyor. O yüzden özellikle meme farkındalık haftası için hastaların mutlaka meme muayenelerine gelmelerini önemli buradan duyuruyoruz. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bilgilerinizi bizle paylaştığınız için ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet efendim, Hüman'ın dünyasından bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, esen kalın, sağlıkla kalın efendim.